sevgili ailem. Bir o kadar da gereksiz, parantez içerisinde galekleriz, yersiz yursuz hayın biraderim Yarcan. Efendim bu ayki fatura ve kredi kartı ekstrası şenliklerine hoş geldiniz. Şenliklerimizden kesinlikle alkol kabul etmiyoruz, onu bastırarak söyleyeyim. Bir dakika babacığım, bekler misin? Buzdolabının diğer tarafındaki faturaları almayı unutmuşsun sen. Öyle mi? Getir kızım, getir, at bunun içerisine. Zaten babanın eti acıyacağı kadar acıdı. Bak inanın hissetmiyorum. Gerçekten hissetmiyorum. Kızım sen manyak mısın? Niye ateşe benzin döküyorsun? Ya oğlum, çanakta ne kadar çok fatura olursa... benim cep telefonu faturamın da en başlarda çekilme ihtimali o kadar düşük olacaktır yani. Gerçek can. Nasıl olsa babamın daha ikinci faturadan şekeri fırlayacak. Annemi ve dayımı evin içinde odunla kovalayacak. Böylece bizim faturalar arada kaynamış olacak. Arkadaş, ev ev değil, Kadıköy Vergi Dairesi. Her yerden fatura fışkırıyor ya. Her yerden ya. Melodi kuzu, babanıza karşı bu kadar çok yüklenme kızım. Ne de olsa tüm artılarıyla, eksileriyle, tüm soru işaretleri ve ünlemleriyle o da bir insan sonuçta. Bakınmayın siz böyle durduğuna. Evet, ananız doğru söylüyor. Ne varmış kız benim duruşumda? Ne olmuş yani? Hiçbir şey yok Erman. Bir ağaç gibi ulu, bir çınar, bir gürgen, bir meşe kadar dimdik, bir tutam odun, bir bukle kütük, bir kadın kereste, bir çimcik tahta, hatta bir nefes. Sonuta kadar asil duruyorsun karşımızda. Nasıl duracağım? Nasıl duracağım? Yani nasıl duracağımı sakın söyleyeceğim. Yani benim duruşumda bir şey mi var? Ben monçiçi miyim? Sen ne biçim konuşuyorsun çocuklarımın yanında ya? Çok şükür ki ben bu çocuklarımın babasıyım. Bununla bir alakam yok. Ben bu evin aile reisiyim ve çocuklarımın babasıyım. Bak sen beni çok sinirlendiriyorsun kadın. Bak sen beni çok sinir... Bak benimle konuşmalarına dikkat et. Bak seni öyle ederim ki... Bak, bak çocukların yanında bana kötü örneklik diye yaptırtma. Ne konuşturuyorsan konuş, canımı sıkma benim ha. Bunu sen istedin Erman. Çocuklarımızın ve benim mükemmel kardeşim Yarcan'ın önünde evimizin mali ve finansal problemlerini dile getirerek onların morallerini bir anda eksilere indirgersen yarınlara umutla bakması gereken ve yarınlarımızı emanet ettiğimiz yavrucaklarımıza kaygı ve umutsuzluk tohumları aşılarsan işte ben de böyle eleştirel ve iğneleyici bir bakış aşısıyla konuşarak sana kinayeli bir tepki koymak durumunda kalırım. Ya ben burada ne dediğim? Ne dediğim? Ben burada çocuklarımın musriflik yapıp har vurup harman savurmalarını istemiyorum. Babalarının örnek alsın, babalarının paralarına değer versinler diyorum ya. Ona göre hareketlerini çeki düzen versinler. Gidip de daltaltonların tişörtünü almasın mesela. Allah belanı vermesin senin. Sana demedim benim yazılı şeyler giymeyin diye. Bu kızının şeyine baksana. Kim kız o? Sezen Aksu mu o? Ne? Kafası büyük, kedi küçük. Bu ne? Allah belanızı vermesin. Ne olur biraz... Bak, bak ben 40 derece ateşli... 30 kiloluk çantayla sabahtan akşama kadar varis olmuş bacaklarımla kendime para kazanmak için bir ton mücadele veriyorum ama karşılığı bu olmaması lazım ya. Dayılarımı özlemesinler. Baksana tişörtlerine. Onlar görüp ondan alıyor. Kim o lan? Daktalım içim o. Kim o? O yüzden çocuklarım da tutumlu olacaklar. Babaları gibi harcayacaklar. Babasının parasına da değer kıymet bilecekler. Duygul mu? Duygul mu çocuklar? Biraz dikkat edin bazı şeylere ya. Emeğe ve emekçiye saygınız olsun. Emekli emekçilere saygınız olsun dostlar. Lütfen, lütfen. Ha, adostlar, adostlar. Eğer emeğe ve emekçiye saygı varsa o zaman ben de nefesimi tüketiyorum. Gırtlağımdan böyle sesler çıkartıyorum. Nefes harcıyorum, beynimi yoruyorum. Ben de aynı saygıyı bekliyorum. Beni dinleyeceksiniz konuşurken. Sıkıldığını görüyorum ben senin. Hakkın yok. Emeğe ve emekçiye saygıysa ben de isterim. Ben müsaadenizle... Şimdi bu sizin bir aile içi probleminiz olduğu için... Şimdi ben dışarıdan hiç boşu boşuna gelmeyeyim ortama ablacığım. Hadi size de Allah kolaylık versin. Karışmıyorum, sizde. Otur lan yerine. Peki enişte. Sinirlendirme lan beni, gevşek. Otur yerine. O manada değil. Tamam. Bak, bak sana da bir şey söyleyeyim mi? Bak. Bak sen beni daha... Bak, bak sen beni daha tanımıyorsun. Bak sinirimin ne oldu? Bak senin dalağını çırparım bak ha. Bak senin... Bak dalağını çırparım. Bak oturduğun sandalyeyi kırarım. Gres yağıyorum. Bak kendine dikkat et. Bak bu insanların yanında bana bak. Bak kendine dikkat et. Sen daha beni tanımadın. Erman. Ne var? Erman lütfen. Neydi sloganımız? Kızım şey böyle slogan mı? Emekçiler hareketleri falan yok. Hele bir dinliyorlar seni. Ne yapıyorsun? Çocuklara kötü örnek oluyorsun ya. Yok öyle bir şey. Derecim her şeyi seviyoruz biz. Yapma öyle şeyleri.
Benim kimseden korkum yok. Neydi sloganımız? Aile içi şiddete ve aile içi odunluğa hayır. Lütfen Erman. Abi hanım bak burada ayrım yapma. Bak en büyük zararı burada bu cünüplerin efendisi veriyor. Bak bütün zarar bundan geliyor. Kayınbirader değil, hayınbirader bu ya. Ya ne güzel evlene, bir ümitle evlendi, kızı buldu dedi, kızı da kaçırttı arkadaş. Tamam kendi kanından ama yeter ya. Bu kadar insaf savunulur, kavrulur mu ya? Korunmaması lazım yani. İşsiz, güçsüz, yersiz, yurtsuz. Hiç kimse buna katlanamıyor ya. Gerçekten söylüyorum, katlanamıyor ya. Allah rızası için biraz kocana acı bak. Allah rızası için diyorum ya. Ben zaten iki çocuklu bir abiye zor bakıyorum, bir de bu çıkıyor. Ben bunun boğazına da yetinemiyorum ya. Allah'ım ya Rabbim, yaratıyorsun, takip et, kurban olduğum, acı bana ya. Allah rızası için kurban olayım, acıyın bana ya. Lütfen evliyalar ya. Evet, günün anlamlı faturasını çekiyorum. Çektim. Bakalım neler gelmiş. Tedaş. Tedaş. Ayetaş. 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 Tedaş. Tedaş. Erol Taş. Allah Allah. Ne alaka bu? Tidaş. Bu ne arkadaş? Bu ne ya? Allah'ını seversen bu ne ya? Ya rica ediyorum abiciğim, 95 lira elektrik parası olur mu? Siz ne yapıyorsunuz bu evde? Elektrikle çalışan bir okuz mu var? Ben anlamadım ya. Elektrik mi yiyorsun, elektrik mi içiyorsun? Sen ben daha bugün fırını çalıştırdığını görmedim. Nerede gidiyor bu elektrik ya? Erman, sen o faturayı tersten tutuyor olabilir misin? Belki de o 26'dır. Sen kağıdı tersten tuttuğun için o 26 95 olarak yansıma koyuyordur göz bebişlerine. Haklısın, doğrusu, kusura kalma. Ben de belki ondan şey yapıyorum da. Sen gittin yani bugüne kadar kadın oldun. Fatura yatırdın sanki. Hani aldın eline getirdin bir fatura. Kızım sen bunları bana ödedin mi? Bunlar benim doğum günü pastam gibi. Ben nasıl doğum günüm biliyorsam bunları da biliyorum. Ben dağıtıyorum bunları ya. Görmüyor musun? 95 lira yazıyor. Hem de yazıyla da altına not düşmüşler. 95 lira diye ya. Allah Allah. Bakınabilir miyim? Bakınabilirsin. Evet, gerçekten de. Hem de kaptan oynam. Gayet net ve dokunaklı bir şekilde 95 yazmışlar. Hayır anneciğim, o lafın doğrusu dokunaklı değil, okunaklı. Ya ya, ana kız doğru söylüyor kızım, dokunaklı. 95 lira faturayı görünce babanın bile ağlayası geliyor gerçekten. Anan doğru söylüyor. Erman, benim Türkçeme destek çıktığın için sana çok teşekkür ederim. Kızım delirtme beni ya. Evde sanayi tipi buzdolabı mı kullanıyorsun siz? Anlamıyorum ki ben ya. Bizim buzdolabımız 1984 model. İki kapalı normal ev tipi bir buzdolabı oluyor Erman. Ve kendisi son 5 senedir sadece kendi kendisini soğutmaya. Hatta soğutma biraz abartılı oldu. Ferahlatmaya, serinletmeye yaradığı için mutfakta boşu boşuna yer kaplamakta oluyor. Yani o kadar da elektrik yakıyor olamaz Erman. El alem kendi buzdolaplarının üzerine 3. 4. kapıyı çıktılar. Bir de yanına dip filiz koydular. Biz halen taneyle uğraşıyoruz. Tey 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 tey. Filiz kim kız? Kız sen yine benden habersiz bu eve hizmetçi mi aldın? Vallahi bak dayaktan öldürürüm seni, yeter artık ha. Sakin ol enişte. Ablam dip friz dedi. Yani derin dondurucu. Yoksa evi filiz alınsa ilk önce benim haberim olur ya. Sen ne kadar lavali bir artistçe bilmem ne kelimelerle konuşuyorsun lan beni. Beraber postal mı bağladın? Asker arkadaşım mısın sen benim? Bak kendine dikkat et Yarcan. Seni götürürüm bahçeye. Hatta benim bahçeye de kan bulaşmasın. Gökhan'ların bahçesine götürürüm. Yarım saat o çitlerin arasında döverim bak. Dikkat et kendine. Erman, şiddet asla bir çözüm değildir. Doğru söylüyorsun abiyeciğim. Yani ben bu dayak arsızıyla uğraşmaktan yoruldum ya. İnan bana kendimi kasmaktan apantistlerim acıyor ya. Fıtığım patlayacak da ödüm kopuyor. Bak geldim 40 yaşına bin. Ben burada durursam herkes durmuş olur ya. Kimse para kazanamaz yani. Lütfen ya bak. Sabahtan akşama kadar pis sapık. Bak bu ablanın kardeşlerinin yanında söylüyorum sana. Bak iyi dinle. Yeğenleri seni kötü örnek alıyorlar. Şu internette karı kız tavlama mevzularını bırak artık. Bak kaç yaşına geldim diyorsun ya. Lütfen rica ediyorum ya. Bak o yanan elektriğe, internetin parasına, bilgisayarın açıklığına hepsi bunların bana giriyor ya. Sen zannediyorsun başka bir şey oluyor. Ben ödüyorum onun parasını. Allah rızası için lütfen rica ediyorum. Kalk git bu evde, terk et burayı ya. Köpeklik etme. Bak köpeklik etme ya. Hakkımdaki bu güzel ve anlamlı görüşlerin için sana çok teşekkür ederim enişteciğim. Boşu boşuna kalp kalbe karşıdır dememişler. Ablacığım, enişteme bu evin tapusunun yarısının bana ait olduğunu sen mi hatırlatırsın? Yoksa bu çarpıcı gerçeği bir tokat gibi suratına ben mi çarpayım?
Beni tehdit mi ediyor mu? Sen beni tehdit mi ediyorsun? Vallahi nasıl anlarsan öyle enişte ya. Ya sen bak, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak, kalk git kardeşim bu evden. Bak benim zaten canım sıkkın, gecenin bir şey. Kalk git kardeşim. Sen gel bir dakika böyle. Sen karıların içinde bir dakika konuşuyor. Işte. Enişte bak, bir dakika. Bak yani, ablam var burada, yeğenlerim var. Bana gider yapıyorsun. Beni odunla kovalıyorsun. Ben ağzımı açmıyorum sana. Bak ablamın yeğenlerinin yanında ayıp. Artık bıçak kemiğe dayandı. Burama kadar geldi enişte. Yani benim de bir izzeti nefsim var. Bak kaç yaşında adamım ben burada. Gerçekten ayıp oluyor enişte ya. Sen ya git lan. Ayıbından ne öğreneceksin lan? Git lan, çık git lan buradan. Gitir artık bak ha. Yeter bak. Kaç yaşına geldim diye görüyorsun ya, sinir krizi geçirtiyor bana. Ben anlamadım. Bak seni diye ne hale geldim ya. Elim ayağım titriyor. Bak kendine dikkat etsin. Yok yeğenlerin yanında bana dokunuyormuş da yok. Kendini ne zannediyor? Ben bunu öldürürüm ya. Evme meselesi yapmasın. Bu benimle bu kadar geniş konuşamaz abiye. Ben bunu öldürürüm. Kusura kalma yani. Lan oğlum ne mırıldanıyorsun lan sen? Lan! Ya git! Bir daha da buraya gelme lan. Madem evin yarısı senin, o zaman lağım fareleri gibi tünelden gelip gideceksin. Burası Kadıköy, buradan çıkış yok. Hadi! Ablama dua et, ablama! Erman! Duydun değil mi terbiyesizi? Duydum Erman'cığım, duydum. Bak, akşam vakti lütfen libidona bu kadar yüklenme. Hadi gel, içeri girelim, biraz sakinleş. Olur böyle şeyler. Ablana dua et falan diyor, komşular var burada. O kız! Türk balı ho, Türk balı hey. Baba bana para ver.